Çıkıp geldik. İş yerlerinde görünmedik, görmedikleri emeğimize sahip çıktık. Mobbinge karşı çıktık geldik. Feminist arkadaşlarımız için. Sözleşmesinin de feshedilmesinin ardından 6284 sayılı kanuna saldırılarını sürdürüyor. Dişimizle, tırnağımızla kazandığımız haklarımızı ataerkiye teslim etmeye niyetimiz yok. Medeni kanuna yönelik düzenlemelerle makbul aile ve makbul kadınlık anlayışını anayasal düzlemde kalıcılaştırmak isteyen iktidar, nafaka hakkımızdan soyadı kanununa kadar kazanılmış haklarımızı gasp ediyor. Dincileştiren eğitim, gerici açıklamalar ve hilafet çağrılarıyla birlikte laikliğe, yaşamlarımıza yöneltilen tehditleri görüyoruz ve kabul etmiyoruz. Kadınlar hem evde ev içerimin yükü altında hem de dışarıda eşit işe eşit ücret almadan taciz ve sömürü düzenine mahkum ediliyor. Eğitim adı altında bir ölüm makinesine dönüşmüş olan MESEM'lerde 14 yaşındaki öğrenciler makinelerde sıkışarak can veriyor. Geçtiğimiz günlerde liseli genç bir kadın staj yaparken ihmal sebebiyle yüzünün tamamı yandı. Bizi bu ölüm düzenine mahkum etmenizi kabul etmiyoruz. AKP siyasal İslam'ı ve faşizmi bir rejim olarak inşa etmeye çalışırken kadın hareketine ve devrimcilere, Kürtlere saldırmaya devam ediyor. Toplumsal muhalefete yönelik her geçen gün başka bir operasyon gerçekleştiriliyor. Tutsak yakınlarını ziyaret etmek, para göndermek, çeşitli biçimlerde terörize edilerek sesini çıkaran ve devrimcilerle, tutuklularla dayanışan herkesin üzerinde bir korku mekanizması kurulmaya çalışılıyor. Çünkü kazanacak yaşamlarımız, haklarımız, arzularımız, kahkahalarımız var. Tüm bu yıkıntılar arasından, şiddet sarmallarından çıkıp eşit ve özgür bir yaşamı kuracağız. Feminist bir dünyayı kurmadan bitmeyecek isyanımız. Bu hayatın kırıntılarını değil tamamını istiyoruz ve bunu elde edene kadar mücadelemiz sürecek. Failleri ödüllendirenlere, kadınları kaybedenlere, LGBTQ artı düşmanlığını perçinleyenlere karşı sözümüz bitmedi. Oturduğumuz koltuklardan hayatlarımıza dair kararları kolay kolay verdirtmeyiz. Şiddetiniz, baskınız bize sökmedi, sökmeyecek. Karanlığı yırtıp rengarenk bir hayatı mutlaka kazanacağız. Erkek devlet şiddetine, kutsal aileye, savaşa, yoksulluğa karşı yaşasın feminist dayanışmamız, yaşasın feminist mücadelemiz. Yaşasın!